Come get some! Tango, help! Evet, hiç böyle bir video yapacağımı düşünmezdim ama Battlefield resmi Twitter hesabı GameSpot'a geçen gün verilen bir demeci yayınladı. Battlefield serisi ve franchise'ın geleceği hakkında. Gündeme bomba gibi düştü, artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Geliştiriciler konusunda firmada çok büyük ve köklü değişiklikler var. Battlefield 2042 hepinizin bildiği gibi çok kötü bir çıkış yaptı ve serinin fanları tarafından topa tutuldu. Oyunu beğenirsiniz beğenmezsiniz mesele o değil ama hepimizin ortak fikri oyunun bug festivali olduğu ve kötü çıkış yaptığı yönünde. Neredeyse her hafta gelen patchlerle düzeliyor oyun ama yine de bu durum oyunun bu kadar eksik halde çıkmasını düze çıkarmıyor tabii ki. Ama bu videoda oyunun anlık durumu yerine serinin geleceğini ve önümüzdeki günlerde neler göreceğimiz hakkında konuşacağım. Mümkün olduğu kadar kısa ama açıklayıcı olmak istiyorum. Sizin de vaktinizi çalmak istemiyorum çünkü bilgiyi size aktarıp kaçacağım. Ama videomuzun konusuna geçmeden önce sizin gibi Türk oyunculara ulaşmam konusunda bana destek olmak isterseniz ve kanalda yeniyseniz boşta bir aboneniz varsa alırım bir abonelik. Kanalda eskiseniz de bir like, bir yorum, beğenmediyseniz dislike de olabilir. Çok görmeyin. Ayrıca Battlefield hakkında son dakika bilgilerine, sızıntılara veya sadece oyun oynayacak bir arkadaş arıyorsanız Discord sunucumuza beklerim. Linkleri açıklamaya ve aşağıda sabit yoruma koyacağım. Lafı uzatmadan videomuzun konusuna geçiyorum. Evet, başlıyoruz. EA birbirine bağlı bir Battlefield evreni yaratmak istiyor. Bu ne demek? Yani 2-3 senede bir çıkan oyunlar ve title'lar yerine yaşam süresini beraber geçirecek oyunlar, projeler üretmek istiyor. Farklı farklı tiplerdeki oyuncu tarzlarına, pazarlara ulaşmak istiyor. Bildiğiniz gibi son 2-3 gündür DICE'ın Battlefield'dan sorumlu genel müdürü Oscar Gabrielson DICE'dan ayrıldı ve bu boru değil. Kendisi 13 yıldır DICE'da olan bir adamdı ve Battlelog'u yaratan adamlardan biridir. Battlefield serisinin yeni patronu EA tarafından atandı. Vince Zampella, kendisi Respawn Entertainment, Apex Legends, Metal of Honor gibi büyük title'ların başındaki adamdı. Kısaca bundan sonra Battlefield serisinde kendisinin sözü geçecek. Bu şey demek değil ama yanlış anlamayın. İşte zaten oyunu Apex Warzone yapmışlardı. Şimdi Zampella geldi başa, iyice serinin ruhunu kaybedecek gibi düşünmeyin. Mesele de buradan çıkıyor zaten. Battlefield serisi değiştikçe ve oyunun kimliğini zorladıkça EA bunun onlara hem maddi hem de seriye manevi zarar verdiğini anladı. Artık Battlefield evreni adında bir kavram ortaya atarak birden fazla stüdyoyla yollarına devam edeceklerini açıkladılar. Şu an ortada 3 adet stüdyo var Battlefield serisini ileriye götürecek. Bunlardan birincisi bildiğimiz gibi DICE, ikincisi BF'nin portal kısmını yapan Ripple Effect, eski adıyla DICE LA, hatta kendileri BF4'ü adam eden ve efsane yapan ekiptir. Ve son olarak 3. stüdyo, adı henüz belli değil ama başında Marcus Lehto var. Seattle'da kurulacak. Şimdilik bilgiler bu kadar. Peki Lehto kim? Halo serisini yaratan adamlardan biri ve Lehto'nun kuracağı stüdyo ise oyunun single player tarafını geliştirecek ve bir Battlefield anlatısı ve evreni hakkında projeler üreteceklerini söylediler. Call of Duty'yi yapan Byron Beatty'yi EA bu senenin başında işe almıştı ve Battlefield serisini büyütmek için saflarına katmıştı. Bu adamın bu işler üstünde etkisi olduğunu düşünüyorum ben. Şimdiye kadar anlattıklarım kafaları büyük ihtimalle patates yapmıştır. Ufak bir özet geçiyorum. EA'nin vizyonu şu abi. Biz bir Battlefield evreni yaratacağız. 3 ayrı stüdyo olarak, bunların içinde DICE, Ripple Effect ve Lehto'nun Seattle stüdyosu olarak 3 stüdyo yolumuza devam edeceğiz. Bu 3 stüdyo hem Battlefield 2042'yi geliştirip düzeltecek ve sezonlar ilerledikçe oyuna içerik katacaklar. Hem farklı tarzda muhtemel olarak free to play bir Battle Royale oyunu da geliştirecekler bence. Hem de Lehto'nun stüdyosu sayesinde seriye single player ve farklı tarzlarda projeler üretecekler. Çünkü belki aranızda bileniz vardır. Halo serisinde bir efsane karakter vardır, Master Chief diye. Onu yaratan adamdır bu Lehto mesela. Kısaca EA her şeyi istiyor ve biraz açgözlü davranıyor bence. Kendi adıma konuşayım, bu değişiklikler beni çok heyecanlandırdı ama iyi yönde mi kötü yönde mi emin olamadım. Geleneksel bir Battlefield sever olarak beni korkutan durumlar bunlar, eminim birçoğunuz da öylesinizdir. Ama şundan eminim, bu iş ya sonunda ya yanacak abi, ya bitecek ya da en tavana çıkacak ve belki de Warzone'u bile silecek. Başka oyun, başka franchise bırakmayacak ortada. Bu işin ortası yok. Ya batacaklar ya çıkacaklar bence. Şunu da söyleyeyim, EA Battlefield serisini şu şekilde geliştirirse her farklı stüdyo ve departmanın başında şu an işinin aşırı ehli adamlar var. EA'nin oynadıkları atlar doğru atlar. Onları da Bundan kesinlikle eminim. Bu isimler öyle boş isimler değiller yani. Ama çok büyük ve cesur bir hamle olduğu için insan biraz tedirgin olmuyor da değil. Poker oynarken oğlun yapmak gibi bir şey bu. Varı yoğu masaya koydular. Son olarak da şunları da söyleyeyim. Battlefield 2042'yi Zampella liderliğinde DICE düzeltmeye ve desteklemeye devam edecek. Ve ileride büyük ihtimalle Warzone'a rakip bir free to play Battle Royale oyununda çıkaracaklar diye düşünüyorum. Ripple Effect ise portal modunda daha da harita ve içerik getirmeye devam edecek. Bizim sevdiğimiz eski tipte BFC adamlar bunlar. Lehto'nun stüdyosu ise EA'nin yarattığı bu Battlefield evreni projesini single player ve karakter yaratımı odaklı projelerle ileriye taşıyacak şeklinde bir oyun planı var gözlerimizin önünde. Bu arada 3 stüdyo da birbirinden bağımsız değil kesinlikle. Hepsi EA çatısı altında ve birbiriyle tabiri caizse dirsek temasında olacak stüdyolar olarak hayatlarına devam edecekler. Evet, tek seferde hazmetmek biraz zor. Bu kadar değişiklik ve serinin aldığı yörüngeyi, ama durum bu arkadaşlar. Peki siz ne diyorsunuz? Aşağı yorumları bekliyorum. Sizce ileride bizi bu Battlefield evreninde neler bekliyor? Sizce seri ölecek mi, yoksa dallanan ve alternatiflenen Battlefield markası daha da büyüyerek herkese hitap eder bir hale gelecek mi? Hem benim gibi geleneksel Battlefield severleri hem de Battle Royale'ci arkadaşları veya single player ve anlatı severleri birleştirecek mi? Bilmiyoruz, göreceğiz. Hepimiz bu Battlefield evreninde kendimize bir yer bulacak mıyız? Akıllarımız karışık ama ben umutsuz değilim. Hatta biraz da rahatladım çünkü en azından işin ehli adamları belli başlı yerlere getirmişler ve bence Battlefield 2042 oyunu da gün geçtikçe düzeliyor. Bunu siz de fark etmişsinizdir. Hatta buradan haberini vereyim, sezon başlayınca 2022'nin başında başlayacak sezonlar. Exposure adında yeni bir harita gelecekmiş. Şimdiye kadarki harita dizaynlarını unutun, ezber bulacağız diyorlar. Öyle çok dediler de göreceğiz abi. Eski tipte scoreboard, 64 oyunculu serverlar, voice chat ve server browser, bunların hepsi yakın zamanda bizde olacak. Haberini vermişlerdi zaten. Bunlar da iyi haberler ve topluluğu dinlediklerinin göstergesi. Sevgili Battlefield severler, bu iş daha çok su kaldırır. Yeni stüdyolar, yeni projeler, dünya kadar içerik gelecek. Hem BF42'ye hem de Battlefield serisine ne diyorsunuz? Sizce EA başından büyük işlere girip eline yüzüne mi bulaştıracak, yoksa her türden oyuncu kitlesini bu yaratacakları Battlefield evrenine mi sokacaklar? Ne diyorsunuz? Heyecan mı var, yoksa kafalarda soru işareti mi var? Bu ve bunun gibi Türkçe Battlefield içerikleri için abone olmayı unutmayın ve içerikleri beğeniyorsanız bir like, beğenmediyseniz dislike atarak bana geri bildirim yapın. Beni sorarsanız ben zaten neredeyse 20 yıldır Battlefield evreninde olan bir adam olduğum için Oscar gitmiş, Vince gelmiş, stüdyo batmış, firma çıkmış, çok da önemli değil. Sevdiğim oyunlar oldu, sevmediğim oyunlar oldu ama şundan emin olun, beni her zaman burada bulacaksınız. Yani savaş alanında. O yüzden kendinize iyi bakın, savaş alanında görüşelim.